kalk kızım. Ay ne oluyor ya? Hadi kızım geç kaldın. Çiko hadi uyan, sucuklar yandı. Alo. Ne sucuklar mı? Hadi 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 hadi. Delirdin mi? Ne yapıyorsun? Ay delirdim. Hep siz mi beni uyandıracaksınız? Şimdi ben sizi uyandırıyorum. Vah yavrum vah. Bütün gece ayaktaydı tabii. Cinler tepesine çıktı çocuğum. Hadi kalk 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 kalk. Uy deprem oldu. Bitti 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 bitti. Oh oh oh. Özgürüm artık. Ne? Bitirdin mi ödevini? Bir takım eksikler var tabii ama o kadar kusur kadı kızında da olur değil mi? Ay hadi hayırlı uğurlu olsun Zeynepciğim. Rabbime şükürler. Hepimizin gözü aydın. Çok teşekkür ederim kızlar. Hadi ben kaçar. Girin. Hocam merhaba. Merhaba. Farmakoloji ödevini getirmiştim. Bu ödevi al, başka zaman getir bana. Ne zaman getireyim? Geçen hafta bugün. Dersleri de iyi dinlemiyorsun ki. Zeynep bu kaçıncı? Her defasında geç getiriyorsun. Üstelik şemalar da yok. Şemalar... Şey... Evet, bu sefer ne mazeret bulacaksın merak ediyorum. Yurt yüzünden hocam. Nasıl yani? Yani deprem oldu. Deprem mi oldu? Yani çocuğum deprem oldu da biz duymadık öyle mi? Yani yurtta deprem oldu. Yani yurtta deprem tatbikatı oldu ve ben o karambolde yazmak zorunda kaldım ödevi hocam. Benim yapabileceğim bir şey yok artık Zeynep. Hocam sizin dersinizden kalırsam bursum kesilecek. Ve yurdun parasını ödeyemeyeceğim. Bu da okula devam edemeyeceğim anlamına geliyor. Ne olur son bir şans daha verin bana. Söz veriyorum size eksiksiz bir ödev getireceğim. Peki ama bu son. Bundan sonra kesinlikle bir daha olmayacak. Çok teşekkür ederim hocam. Söz veriyorum size hocam. Çok teşekkür ediyorum hocam. Yani size bir can borcum var hocam. Çok sağ olun. O kadar sevinme. Sadece 2 günün var. Ne? 2 gün mü? Hocam yani 48 saat yapmayın ne olur. Tek kelime istemiyorum. Peki hocam. Teşekkür ederim. Merhaba. Buradan mı kayıt olunuyor? Evet. Buradan da oluyor. Fotoğraflarını Rusya'da verirken. Oturabilirsiniz. Kandırmıştım. Biraz new pozlar bunlar. Evet. Ve arkadaşlar Melis. 20 yaşında Tekirdağlı müzik manyağı. Kalbine giden yol bir konser biletinden geçer. Sen ne zaman hazırladın bunları ya? Fotoğrafları nasıl çektin? Oğlum biz fotoğraf makinesini aksesuar olsun diye mi dolaştırıyoruz yanımızda? Devam ediyoruz. Bir dakika, bir dakika. Pardon. Şurada güzel bir sarışın gördüm de. Aferin çekirge. Beyler Gülenay, 19 yaşında. Coğrafya öğretmenliği okuyor. Kendisini bir ayıcıkla, hatta bir lollipopla bile kandırabilirsiniz. Ama sizin de görebileceğiniz üzere dağlar ve tepeler konusunda epey bir şey öğrenebiliriz öğretmenimizden, değil mi? Ne diyoruz? Öğretmenim, canım benim, canım benim. Seni ben pek çok, pek çok severim. Evet. Sen bu çıtırı hatırlıyor musun? Bu şey yurttaki kız değil mi ya? Aylin tıp öğrencisi 19 yaşında İzmirli. Evet zekası ortalamanın üzerinde. Parantez açıyorum kadın zekasını tabii ki.
Eğer kendisini kandırmak isterseniz çiçekle ya da böcekle kandırabilirsiniz. Yemin ediyorum şu işe harcadığın enerjinin yarısını derslerine harcasaydın Ara Güler olmuştun. Ara Güler olmak kimin umurunda olur? Benim idolüm Nihat Odabaşı. Bir dakika ya. Bu o kör kız değil mi? Ben o defteri kapattım çekirge. Geçen gün makineyi senden aldığımda hepinizin fotoğrafçılığı kutsal bir meslek olarak gördüğünüzü sanıp size özenmiştim. Meğer bir avuç abazaya özenmiş. Ya, ya bir dakika dur. Hadi dursan. Hadi dur. Tamam otur şuraya. Abi bittin mi? Harbiden bittim. Merhaba Zeynep Hanım. Pardon. İşte düşeriz. Ha, ne oldu kız? Ne bir şey dedi Bücela? Hoca ödevi kabul etmedi. Şemalar eksikmiş. Nasıl yani? Ya bir şans daha kopardım ama şans denebilirse işte. 48 saat verdi adam. Süpermiş Zeynep. Geçmiş olsun, yırttın işte. Şimdi ben anlamadım. Senin bu sinirin niye? Merhabalar Zeynep Hanım. Pardon ya, kusura bakma. Bak Zeynep, eğer mesele ödevi yetiştirmenle ilgiliyse ayıp ediyorsun. Biz burada boş boşuna mı duruyoruz? Ya sıkma canını be Zeynep. Hep beraber toplandık mı hocan o ödevin üstünde bir de yıldız koyar. Tabii ya. Yine toplanıyoruz demek ki. Bütün kızlar toplandık, ödevleri kurtardık. Kurtardık. Ben de yardım ederim. Ben de çay yaparım size. Sen hiç merak etme hayatım. Ben şimdi hemen organizasyonu yapıyorum. Medeni hukukun yürürlük kaynakları. Medeni kanun madde 1'de belirtilmiştir. Kanun koyucu kanuna öncelik tanımış fakat kanunda uygulanacak hüküm bulunmazsa bu boşluğun örf ve adetle burada da bulunamazsa hakimin koyacağı kural ile doldurulması imkanı öngörülmüştür. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Evet buyurun. Hocam bu söylediğiniz hayatta pek mümkün olamıyor. Ne demek istediğinizi anlayamadım. Dava süreleri çok uzadığı için mahkemelerde sürünmek diye bir deyim kullanılıyor artık. Bunun dersimizde ne alakası var anlamadım. Biz hukuk teorisinden bahsediyoruz. Ben de hayattan söz ediyorum hocam. Adalet yerini buluyor evet ama çok geç. Demek istiyorum ki hayat teorilerdeki gibi böyle çok net olamıyor. Ben hocayım. Benim işim teori. Sizse avukat olacaksınız hanımefendi. Sözünü ettiğiniz iş sizin işiniz. Başarılar. Dersimiz bitmiştir arkadaşlar. Basın hukuku notları tam mı? O tam da. Roma hukuku yok bende. O sende var mı? Bende yok ama Erdoğan'ın kafesine gelmiş. Ha tamam, oradan alırım. Basın hukuku notlarını temize çekeyim, yarın sana veririm, tamam mı? O kadar acele acele yazdım, böyle kargacık burgacık oldu. Tamam, hadi görüşenzi. 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 Ya. Üf, yazık oldu kıza. Pardon teyzeciğim. Teyzeciğim. Topla bakalım teyzeciğim. Yardım edeyim Gönül Hanım. Sağ ol canım. Yeliz, bir şey rica edebilir miyim? Tabii ki. Bana gönülce olur mu? Hanımla evde bıraktım ben. Tamam Gönül abla. Gönül. Hı-hı. Ben şimdi abartırmışım, böyle enseye tokat olurmuşuz. O da olur zamanla. Biz Çağ Bahçesi'ne gidiyoruz. Sen de gelmek ister misin Gönül? Ay çok isterdim ama başka zaman. Şimdi işim var. Tamam. Arkadaşlar bekliyor. Ben gideyim. Bay Gönül. Görüşenzi.